hukuk hakların bütünü ya da bütün haklar anlamında bir içerik taşımaktadır diye söyleyebilirim. Tabii içinde hakları olan ama hakları da biçimselliğiyle, koyduğu kurallarla, sözlü yapısıyla biçimlendiren genel yapının adına hukuk dersek çok hata yapmamış oluruz. Peki şimdi hukuk konusu hep tartışmalıdır. Farklı algılamalara yol açan bir konu. Nasıl farklı algılamalara yol açıyor? Efendim hukukun en az, genelde biz karışık olduğunu düşünürüz. Kocaman kitaplar vardır. İşte ceza hukuku, işte efendim sulh hukuk, evet. Başka şekilde anayasalar, yasalar çok karışık, karmaşık gelmektedir. Günlük hayatta insanlarımız gerçekten hukuksal anlamda haklarından haberdar mıdır sizce? Şimdi siz başta öyle bir açılış yaptınız ki, yani bu konuyu çok ayrıntılı konuşmak lazım ama tabii zamanla sınırlı olarak şuradan başlamak çok doğru sanıyorum. O kadar komplike bir konu konuşmuş olacağız ki, eni var, boyu var, yukarısı var, aşağısı var, tarih var, bugün var, olması gereken hukuk var, yaşadığımız hukuk var. Yaşadığımız hukukun içinde sizin ve benim hukuktan ne anladığımız var. Sizin ve benim hukuku nasıl uyguladığımız var. Hukukun bugünkü bize yansıyan görüntüsünün altında, mutfak tabir ettiğimiz bölümünde neler vardır? Bütün halklara, bütün milletlere, bütün uluslara veya dünya insanlığına hukuk aynı perspektiften bakıyor ya da dünya insanlarının yarattığı müşterek ve ortak bir hukuk var mıdır? Tabii hukuk deyince kralın hukuku mudur? Cumhuriyetin hukuku mudur? Başka bir demokratik hukuk, demokratik bir ülkenin hukuku mudur gibi o kadar geniş yelpaze içerisinde konuşabiliriz ki, ama ben sizin baştaki vurgularınıza dikkat etmek kaydıyla biraz felsefesinin ve sosyolojisinin keyifli olacağını düşünüyorum. Yani o bölümlerini konuşmanın daha keyifli olacağını düşünüyorum. Keyifli midir hukuk? Biz hep genelde hukukun soğuk yüzünü tanıyoruz. Şimdi biliyoruz. Bakın orada da mesela işte hep artı eksilerden söz ederek girdim. Hukukun muhteşem keyifli tarafları da vardır ve maalesef sizin dediğiniz gibi hani soğuk yüzü olan veya keyifsiz gibi görünen bir yüzü de vardır. Bunu şu şekilde açmak yararlı olacak diye düşünüyorum. Bugün dünya veya Türkiye perspektifinden baktığınızda denizde yaşayan bir balığın yaşaması gerektiği ve balıklara zarar verilmemesi gerektiğini mücadelesini yapan ve bunu kurallaştırmış, hukukun içine koymuş bir çevre hukuku. Çok modern bir hukuktur. Çok, bana göre çok sevimlidir. Denizdeki balığın herkese ait olduğunu ya da denizde balık yaşatılması gerektiğini, denizin temiz tutulması gerektiğini öngören bir hukuk. Bunun mücadelesini yapan arka plandaki insanlar bakımından bana göre çok keyiflidir. Ama öbür tarafından bakarsanız orta çağın zindanlarında hukuk adına, hak adına, yasa adına insanlığın yaşadığı dramları, acıları masaya koymaya kalkarsanız ya da bugün de devam eden dünyada hukuk adına devam eden dramlar, acılar vardır. Onları masaya koyarsanız o zaman soğuktur, acıdır falan. Dikkat ederseniz ne kadar tezat bir yapı içerisinde, ama hukuk bunların tamamıdır. Yani keyifli taraflardır da keyifsiz taraflardır.